Herkese selam arkadaşlar. GTA Vice Hardline'da artık birer birer görevleri bitiriyoruz. Cortez'i bitirdik. Avery Carrington'ı bitirdik. Ricardo Diaz'ın son görevine geldik. Orada bazı bug'lar yaşıyoruz. Onu da mod yapımcısıyla konuşacağım ve halledeceğim. Bugünkü canlı yayınımız 12 saat ve bugünün amacı Umberto Robina, yani Kübalı ve Haitili Antipole'nin görevlerini bitirmek olacak. Önümüzde 6-7 tane görev var. Görevlerin zorluğuna göre ne kadar ilerleyeceğimizi göreceğiz. Bugün güzel, uzun bir yayın yapıyoruz. İlk görevimiz Stunt Boat Challenge. Burada Umberto Robina diyor ki kendini bir erkek olarak kanıtla. Bakalım kim bilir bu göreve neler koydu. Daha önceki tekne görevinde, hızlı tekne görevinde dinamitler falan koymuşlardı suya. Şimdi yine dinamit olabilir. Suyda zamana karşı bir mücadele olabilir. Hep beraber göreceğiz. Checkpointleri inanılmaz küçük yapmış. Buralardan geçmek için bayağı kafadan girmem lazım yani. Ve havaya da checkpoint koymuş. Havadakini ortalayıp geçmek de zor. Checkpointleri inanılmaz küçültmüş. Şimdilik gördüğüm zorluk bu. Ekstra bir şey çıkmazsa en azından ilkinden tam ortalayarak geçtim. Videodan izleyenler. Aa, ne? Lan daha bir tanecik hasar yedim. Bu kadarcık hasarda patlıyorsak çok sıkıntı. Daha dokundu sadece. 2-3 mermi attılar ve patladım. Orada yani hiç yavaşlamamam mı lazım o zaman? Full depar, full hız. Mayın yok ama bir tane mermide patlayan tekne yapmışlar galiba. Çok hızlı gitmem lazım. Ve hızlı giderken bir yandan da checkpointleri kaçırmamam lazım. Bazen bazı görevler oluyor. Aa diyorum, bu görev kolaymış içimden. Sonra hemen ekstra bir şey çıkıp beni direkt pişman ediyor bu içimden geçen şeye. Söylememe gerek yok yani. İçimden geçmem yeterli. İçimden geçmesi yeterli. Oradan full hızı verdim tekneye. Orada hasar yemedik. Ama oha! Çok uzaktan vurdun ya. Çok uzaktan vurdun be. Tersten mersen alabilir miyim desem gene çok uzaktan vurdu. Kendimi duvara mı sıkıştırmam lazım acaba? Checkpoint'i aldıktan sonra hemen sağa doğru sıkıştıralım kendimi. Belki duvara doğru sıkışacağım için mermiyi tutturamaz. Soldan geçersek kendimizi açığa atarız da sağa doğru kırarsak belki duvara kendimi sıkıştırabilirim. Haitililere dikkat et diyor. Watch out for the Haitians. Bunu da her seferinde ortalamak da zor ha. Hadi bakalım. Aldığım gibi sağa kıracağım. Full sağ yapacağım. Patlamadım. Bir iki mermi yedim ama patlamadım. Yine sıkacaklar kesin. Ben hız kesmeden devam etmeye çalışıyorum. Burada ne yapabilirdim ki başka? Hayır, ortadan almayı geç bir de hedefleri. Hani checkpoint'i oraya koymuş o adamla mecburen gitmem lazım. O adamın oraya. Bilmiyorum nasıl olacak. Herhalde bir kere oynayacağız. Şansa bala denk gelmeyecek yani. Benim tekne şansa bala orada Haitililere çarpmayacak. Bir şey olmayacak. O zaman mı kazanacağız? Bari Rico'nun eline bir silah verseydi de Rico onları temizleseydi. İnip ateş edemiyor muyuz? O da ayrı mevzu diyorsun ha? Evet, inip ateş edebiliyorum. Demek ki olayı o. İndin, ateş ettin, adamları vurdun, sonra devam ettin ha? Eyvallah. İnip adamlara sıkabiliyormuşum. Tabi bu sefer de zamanla alakalı sıkıntıya gireceğiz ama patlamaktan iyidir. Tommy kendini nereye attın? Okey, devam. Arda selamlar, hoş geldin. Şunu yakalamam lazım. Aldım.
Tam çapraz harika zıpladım. İçinden geçtik. Onu da aldık. Güzeliz. Sağdan soldan tarayanlara dikkat. Teknede hemen durdurup kendimizi sıkabiliyormuşuz millete. Teknede biri vardır diye bir yavaşlayayım dedim ama bu sefer de zaman kaybediyorum. Tamam, burada sıkanlarla uğraşmama gerek yok. Burada sıkanları hızlanırsam köprünün üstünden vuramıyorlar. Onu öğrenmiş olduk, görmüş olduk. Köprünün üstündekilerle durup uğraşmayalım, zaman kaybetmeyelim. Eyvallah canlar. Sabah 5'e kadar yayın devam edecek. Tekrardan hatırlatalım. Oraya bir tane dodo koymuş. Bela olsun diye. Ve ondan kurtaramadık. Bundan da kurtaramayız. Tamam. Buraya geldiğimde her türlü silahı çekmem lazım. Buralara geldiğimde her türlü silahı çekip vurmam lazım adamları. Ama köprünün altındakilerle uğraşmaya gerek yok. Onları rahatça halledeceğiz gibi. Seni seviyorum Tugay abi, eyvallah. İmkansızları seviyoruz, zor oyunları seviyoruz da. İnşallah. Çok sinirimizi bozmadan çıtır çerez zorluklarla bugüne atlatırız. Katıl gelince kanal logosunun yanında abone isim gözükmüyor. Kral katıl gelmedi ki daha. Ne? Yani katıl gelince gözükür. Öyle bir şey yok. Bu sefer fazla geldim ya. Zaten patladık. Çok hızlı bırakınca araçtan atlıyormuş gibi animasyon yapıyor. Yani karakter yere düşüyor. O da sıkıntı. Çok zorlamamam lazım. Biraz yavaş gelmem lazım. Yeni bela görevimizi bulduk mu? Şimdi diyeceğim yok, bu çok zor görev değil, çözeriz. Gene ekstra ekstra şeyler olacak. Ama sanki çok zorlayacak gibi gelmiyor bana. Bunu çözeceğiz yani. Bunu çözeriz. Şimdi gelmeden acele etme çok fazla. Şöyle sal aracı. Bunu vurduk, bunu vurduk, devam ettik. Let's go. Şimdi şurada tekne dönüşünden sonra olacak bir tane. Tam da onun içinden mi geçtin? Aldık. Devam. Şimdi uzun bir süre durmamıza gerek yok. Uzun bir süre durma abi. Checkpointlerden geç. O ayrıma gelene kadar, tekrar geri dönüş olan sahneye kadar bir daha yavaşlama. Ve checkpointleri düzgünce yakala. Let's go, let's go, let's go. Burada sıkıntı yoktu. Burada gereksiz yavaşlamıştık. Burada sıkıntı yoktu. Burada sıkıyorlar ama çok hızlı geçersen burayı atlatıyorsun. Tamam. Gayet zaman olarak iyi durumdayız. Şimdi döndüğümüz yerde iki tane Haitili olacak. Aslında uzakta durdurup sniper'la da sıkabilirim. Çok yaklaşmadan. O daha mantıklı gibi. Buralara geldik nasıl olsa. Şöyle bir yavaşla. Bu bir. Bu da iki. Devam. Burayı da atlatacağız. Bundan sonrasını daha görmedik. Bundan sonra yaşayacağımız şey ekstra olacak. Umarım saçmalıklarla uğraşmayız. Zamanımız olduğunu düşünüyorum. Belki dar bir alan görürsek yine safe gitmeye çalışır. Araçtan ineriz. Buraları atlattık. Çok küçük bir checkpoint koymuşlar. Onu da zıpladım. Ama ne yapabilirim ya buna? Havada patlattılar. Gelmeden o havadakileri de vurmam lazım. Yukarıdakileri de vurmam lazım. Herifler havada patlattı benim. Vay nasılsın? Bunu gelmeden indirmemiz lazım.
12 saat bugün. 12 saatlik yayındayız. Şimdi nerede neye sıkacağımızı öğrendik. Zaman yeter mi? Biraz ondayım. Muhtemelen bunları da patlattıktan sonra, yani o az önce öldüğüm yerden sonra bir kere daha böyle bir bela haitili grupla uğraşırız. Sonra biter. Maksimum bir kere daha failleriz. İkinciye geçeriz diye düşünüyorum bu görevi. Bu görev çok fazla canımızı yakmayacak. Sadece nerede adam olduğunu öğrenmen lazım bu görevde. Öğrenirsen devamı kolay gibi. Aynen. Aynen, bayağı kolay oldu. Biri benim beğenilere, ay gönderilere beğeni spam'ı atıyor şu an. Telefon kafayı yedi. Burada çok rüzgar var. Evlerin çatıları uçmuş. O yüzden zaten elektrik gidiyor arkadaşlar. Sakarya'da rüzgar çıkıyor, bizim evde elektrik gidiyor. Yıldırım falan çaktı hemen. Elektrikler 2 saat gitti yani. Burası böyle. Tam ezber görev. Zaten bu moddaki her görev ezber görevi ya. Yapılış yolunu ezberlersen sonrası kolay. Telefonu şarja takacaktın. Takarım takarım. Burada da her gün yağmur yağıyor. Sen neredesin? Rize'de misin? Sen Metin'in kız arkadaşıydın galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Devam. Masum, iyi, keyifler yerinde. Sen nasılsın? Bir de ekstra zorluk bunlar yani. Adamlarla uğraşmamız bitti. Bir de gelen teknelerle uğraşıyoruz. Hadi bakalım. Muserna. Bu akşamki yayının ilk katılı Muserna oldu. Muserna, enteresan bir geçiş yapmaya çalışıyorum. Geçtim. Suda kalır mıyım? Kaldım. Okey. Hayattayız. Teşekkür ederim katılı için. Bayağı bir enteresan atladık. 400 izleyici oldu. Hardline'da izleyiciler yüksek oluyor ya. Sizler beğeni atın. Beğeni attıkça sağda solda daha fazla çıkarız. 500'ü de görürüz. Herkes beğenilere basarsa sevinirim. Destek olmak isteyenler de kanala katılabilirler. Her 100 katıldığı bir 8 saatlik yayın yapıyoruz. Bu ara full 8 saat takılacağız. Adı çekmeni izlemek zevkli oluyor abi. Teşekkür ederim kral. Garip gelebilir ama acı zevk çekmek de zevkli oluyor. Hadi bakalım. Bu arada Özcan üyeliğini kral destekçiliği yükseltmiş. Özcan'ım sana da teşekkürler 50 TL'lik desteğin için. Buraları da geçtik. Yukarıda biri var mıydı? Bu yukarıda biri vardı galiba. Yok, yoktu lan. Yoktu burada. Diğer tarafta vardı. Hah, burada var. Biri daha varsa göremedim. Umarım başka kimse yoktur. İyi, tamam. Onun sıktığı tık tık bir mermi çok etki etmedi. Gidiyorum. Gökmen Berk, bugünün ilk hediyeleri oldu bu akşamın. 5 katıl hediyesi. Teşekkür ederim. Gidiyorum, bastım gaza. Buraları temizlemiştik zaten, yeni adam koymadıysa. 3. Kesin duracağım yere de bir tuzak kurmuştur ama zamanım kalmadı. Risk alıyorum artık. Araç yanarsa da yanacak. Başka zamanım yok. 5, 4, 3, 2... Ve hallettik. Bu görev çıtır çerez oldu ya. Gökmen'den 20 katıldı. Gökmen'cim çok teşekkür ederim. 25 katıl attı bir anda. Ve katıllarımız yine modlarımız güncellesinler. Güncel katıllara bakalım. Çerez dediğimiz tarzda görevlerden biri oldu. Şimdi Haitili teyzemizin görevleri açılacak. Onun görevleri genelde çok zordur. Şimdi sayıyorum. 3, 2, biraz geç kalmışım. Görevler geldi.
Gidelim şimdi Haiti'li teyzemizin görevlerine. Okey Tommy. Bir save atalım burada. Oyun hata falan verir. Save'imizi attık. Şimdi Haiti'li teyzeye doğru yola çıkıyorum. Bakalım onun görevleri nasıl görevler olacak. Videodan izleyenlere de hatırlatalım. Videoyu da beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Kıyafet değiştirsen o bir artık şey oldu ya. Tommy'nin yani üstüne bu kıyafet oturdu gibi. Daha fazla kıyafet değiştiğine gitmeyeceğim. Ancak yolumuz falan düşerse yani. İlk görevde çantaları falan çalıyoruz ve getirmeye çalışıyoruz. SWAT'lar geliyor. Bayağı zorluyor. Bakalım burada nelerle karşılaşacağız. Haitili teyzemize geldik. Juju Scramble. Patlatmak için gidiyorlar işte. Onlardan önce yetiş diyor. Muserna, üyeliğini sağlam destekçili yükseltti. Gökmen'den de 55 TL'lik destek geldi. İkinize de çok teşekkürler canlar. Ben bu görevde hemen arabayla çıkıyorum ve arabayla devam ediyorum. No itiranda da hasar yememek için onu yapıyordum. Aa, adamlardan direkt helikopter sesi geliyor. Ne oldu lan? Ben almadan görev başlamazdı. Yaklaştım diye mi bu oldu? Önce helikoptere mi vurmam, patlatmam lazım görev öncesinde? Yaklaştım diye herhalde direkt bomba attılar. Yaklaştığımda helikopter sesi duyduğumda direkt helikoptere sıkayım. Benim araba artık yok. Küçük bir araba olsa güzel olur. Voodoo'yu oraya çıkartmak çok zor oluyor. Da manana da çok yavaş. Neyse bir gidelim bakalım, en azından görevi bir çözelim. Başta helikopteri avlamam gerekecek gibi duruyor. Sadece zamana karşı değil, aynı zamanda helikoptere karşı da bir savaş vereceğiz gibi. Ama çok çabuk. Çok çabuk yapıyorsun bu işi. Acaba çok uzaklarda dursam helikopteri gene görebiliyor muyum? Daha ben silahımı doğrultmadan helikopter patlatıyor orayı. Ne olacağını göreceğiz. Uzaktan sniper'la hallederiz de ben yaklaştığımda helikopter geliyor diye düşünüyorum. Helikopter ben yaklaşınca spawn oluyordur. Uzaktan bakalım helikopteri sniper'la halledebiliyor muyuz? Sağda solda helikopter yoktu bak, bir anda çıktı. Ben mi yanlış görüyorum? Helikopter bir anda çıkıp hemen patlatıyor. Helikopter patlatmadan çok hızlı gidip onu kaçırmak falan bayağı sıkıntı. İddia tuttu, sana attım money'yi. Vay anasını. İddia parası yedik ha. Kendi tutturduğum iddianın değil. Senin iddianın parasını yedim. Gökmen'cim sağ ol. Roket atar al abi. Şimdi alıyorum arkadaşlar. Ama onun için normal GTA Vice City'ye dönmem lazım. Hardline moddan sıkıldığın zaman söyle. Döneyim ona. Bak helikopter geldi. Yok, çok hızlı. Çok hızlı atıyor. Nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Daha da uzaktan, yandan falan. Helikopterin geldiği yol belliyse mesela, helikopter gelmeden onun yoluna gidip vurmayı deneyebilirim. Yani şeye gitmeden, pakete gitmeden gidilebilir gibi. Mesela yalandan şöyle gideyim. Helikopterin yolu belli mi? Her türlü bu taraftan mı geliyor yoksa ben gidince mi spawn oluyor? Yok, helikopter falan yok buralarda. Çok sıkıntı. Şuraya yanaşsaydım buradan acaba patlatabilir miydim? Biraz daha gidip. Minigun olur mu? Olur. Hemen minigun da alayım bir tane. Motorlu git süreyle ilgili bence. Çok çok hızlı gidersek belki kurtarırız malları oradan, sonra zıplarız. Bir kere daha yol kesmeyi deneyeceğim. Eğer yolunu kesemiyorsam motorla gider yakalarız. Ya da çitalı işte. Yok, bastı gidiyor bu. Bunu tutamam böyle. Okey, hızlı bir araba alalım.
Ya da PCC'yi alalım. Öyle gidelim göreve. Önce bir hızlı bir araba ya da PCC. Mendez o gün geldiğinde artık bütçeni iyi gösterirse yani. Göreve girdiğimde helikopter direkt seri geliyor. Göreve girmeden önce araç alacağım. Sonra geleceğim. Motor küçük hızlı daha iyi olur. Siz benim motor sürüşümü görmediniz daha başlasın o zaman. Motoru sağa sola çarptırmadan. Kırmızı, Crimson, kızıl bir PCC ile beraber basıp gidelim. O tarafa geldiğimde, yukarıya geldiğimde aracı çıkartmakla uğraşmadan direkt koşup kendim almalıyım bence paketi. Motoru böyle yavaş yavaş sağa sol yaptırmaya çalışırken patlarız. Şöyle koyalım motoru, kaybolmasın, hemen atlar giderim. Motorlar falan kayboluyor bu şekilde save attığında. Araç kayboluyor abi. Hadi bakalım. Aldım, aldım, aldım. Aldım bakalım diğeri. Polisten iyi kurtuldum bu arada. Ben mi alacağım, o mu alacak? Da nereye koydun onu? Nerede? Aldım. Burası labirent gibi, anasını satayım. Farklı bir yere koymuş. Dokuz 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 spam yapıyorum burada en hızlı şekilde gidebilmek için. Başka türlü yetişemem buna. Farklı yerlere çantaları atmış ki görevi değiştirsin. Bayağı bir çanta koymuş ve sağdan soldan çok helikopter geliyor. Yani yarım saniyeyle falan alıyorum çantaları. Daha fazla değil. Polis aracı şu an bozuyor görevi. Ya şaka mı yapıyorsunuz? Abi bu nasıl bir fiil şekli ya? Polis aracı gitti. Çantanın içine girdi. İttirmeye çalıştım aracı. İttiremedim. Bir de mission failed olduk. Yakaladılar da. Böyle bir saçmalık var mı ya? Geldi benim çantanın içine, aracı bıraktı. Belki de sondu. Gayet güzel toparlamıştık. Gayet hızlı hızlı gidip toparlamıştık. Kimseye çarpmamıştık. Polisler bizi bozamamıştı. Şimdi geldik, yaşadığımız şeye bak. Çantanın içine geldi, oturdu. Tugalo FC Crystal Palace'la bir berabere kaldı. Golü Ali Halit attı. Vay be. Ali Halit yine takımı taşımaya devam ediyor. Tek atsaydım çok tatlı olurdu. Tabi tam olarak tek değildi. En azından motorla gittiğimiz ilk seferde tek. Bakalım şimdi bunu yapabiliyor muyuz? En hızlı bu olacak muhtemelen. Çitağı falan alsam, çitağı da bayağı hızlı ama motorla kıvrak sağa sola girebiliyoruz. Sanırım en doğru karar PCC yani. En iyi dostumuz PCC. Bu görevin en doğru fikri gibi. Muserna bir de üyeliğini kral destekçiliği yükseltti. Adım adım sağlam destekçi, kral destekçi. Basıyor kral. Teşekkür ederim. Burada trafik niye var ki şu an? Tamam. Alıp direkt zıplıyoruz. Allah'tan burada tekerimizi falan patlatamıyorlar ha. Tekeri falan patlatsalar büyük sıkıntı.
Az önce bilmiyorduk, şimdi öğrendik burada nereye koyduklarını da. Aynen, bayağı öğrenmişiz. Atladın, gittin. Çıktın buradan. Hemen karşıya geçtin. Sağ yaptın. Sol yaptın. Aldın çantayı. Hayatına devam ettin. Kaç 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 kaç. Normalde burada polis yıldızı olurdu ama olmuyor. Devam ettik. Ve gittik. Az önce bunu da almıştık. Bundan sonrakinde patlamıştık. Muhteşem PCC sürüşümle rahat rahat gidiyorum. Şimdi sıradaki. Umarım bir polis aracı gelip bizi bozmaz. Helikopter gidiyor, patlatacak orayı ben gidene kadar. Bas 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 bas. Direkt motoru fırlatıp steş'i almam lazım. Keş'i almam lazım. Aldım. Devam. Gerçekten yumruk attı mı? Bence atmadı. Oyun saçmaladı burada. Nereden attı o yumruğu? O yumruğu atmadı bu arada. Çok 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 uzaktan vurdu bunu. Bunu aşırı uzaktan vurdu. Bu gerçek değildi. Bu hileydi. Ya çarpıldım ya bir kurşunla böyle. Kurşunu yedim böyle. Arkaya gittim. Başka bir yolu yok yani. Bu normal bir şey değildi. Tamam oyun, olsun. Olsun, bunu da kabul edelim. Bir gün sana 50 katıl atacağım, sözüm olsun. Vallahi kral, bugün 25 attın. Bir gün o da olur. Teşekkür ederim. Bu sefer oyun izin vermedi. Oyun bu kadar kolay geçmeme izin vermedi ya. Dedi ki, kral sen çok iyisin. Çok acayip bir oyuncusun. Bu kadar kolay geçme görevlerimi. Rezil etme beni dedi. Oyun burada bir problem çıkarttı. 518 kişi miyiz? Herkes hoş geldi. Bugün muhtemelen gece 12'ye kadar, yani 2 saat 20 dakika kadar GTA Vice Hardline'dayız. Çayınızı, kahvenizi, çikolatanızı alın gelin. Hardline'da gece 12'ye kadar takılacağız. Sonra da FIFA severler, futbol oyunu severler varsa FIFA'da hafta sonu ilgi maçlarını atacağız. Mbappe'miz var, ikonlarımız var. Güzel bir kadroyla güzel bir oyun halletmeye çalışacağız. Getirdik aracı. Bir tane save atayım. Kayboluyorlar genelde ama şansımızı deneyelim. Ve devam edelim. Başlangıçta trafik olmaz, sonra hızlı çıkıyoruz PCC ile. Sıkıntı olmuyor. Şuraya bir trafik koymazlar umarım. Her dönüşte de acaba direğe çarpacak mıyım diyorum ama direği atlatıyoruz bir şekilde. Direkler FIFA'da abi. Burada direklerle bu sefer binene kadar bir tane mermi bana geldi. Bana gelsin mermi. Bana gelende sıkıntı yok. Motora gelmesin. Teker patlamasın. Çok benlik bir şey yok bu görevde. Beni patlatacak, beni öldürecek. Ama motor patlayabilir. Devam. İkinciyi aldık. Üçüncüye gidiyoruz. Bundan sonrası biraz daha sıkıntı olmaya başlıyor. Dediğim anda aslında ben de sıkıntıyım diyordu ama hallettik. Neredeyse araç çarpıyordu. Bir daha kurtardık. İkisini kurtardık. Umarım üçü de kurtarırız. Kamuran üstün sağlam destekçi olarak gelmiş. Kamuran hoş geldin. Gel 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 gel. Burası biraz sıkıntı. Çimende duruyoruz çünkü bir anda hızlı gelirlerse kalkışımız yavaş olabilir. Uf. Son anda kurtulduk. Var ya gene yandan koyuyorlardı yoksa. Son anda kurtuldum buradan. Şimdi 4 yıldız. Düşmüyorum. Ve bu sefer dirseği koyamadı. Hadi abi iyiyiz. Şeye koymuş galiba. Mezarlığa koymuş bunu. O bir de SWAT atmış içeriye.
Hayır. Çok iyi gidiyorduk, yapma. Ben gidene kadar patlatacak şimdi. Çok çok iyi gidiyorduk. O dönüş olmadı. O dönüş olmadı. Ne ara patlattın lan? Ne ara patlattın? Düşmesen bile o kadar hızlı gelemezdim. Yeniden selamlar arkadaşlar. Bugün Sakarya'da, ben cumartesi günü kaydediyorum bu videoyu. Siz bayağı sonra izleyeceksiniz. Stokta videom var. Bugün Sakarya'da hava o kadar kötü ki yıldırımlar, şimşekler, cartlar, curtlar. İki kere elektriğim gitti ve üçüncüye artık devam ediyorum. Yılmadık, bugün devam ediyoruz. Canlı yayındayız ve göreve tekrardan gireceğim. Görevin nasıl olduğunu zaten biliyorsunuz. Motorla ilerliyorum ve sağdan soldan kaçıp en hızlı halimizle kaçmaya çalışıyoruz. Yayına tekrardan gelen, videoyu izleyen herkese teşekkür ederim. Hızımızı yakalayıp şimdi görevleri seri seri geçmeye çalışacağız. Şu ana kadar Kübalıların bir görevini geçtik ve Haitilerin ilk görevindeyiz. Eğer geçebilirsek seriye bağlayacağız. Burada helikopterler gelecek. Bomba atacak. Bu arada bak, PCC'nin tekerleği patlamıyor diye seviniyordum. PCC'nin tekerleğini patlattılar. Teker patlakken bu görevi yapma ihtimalimiz yok bence. Zaten bozdular. Bu tekerin patlamaması lazım. Direkt tekere sıktılar, anla ki. FIFA VL'den sonra ne var? VL'den önce Fall Guys başarım kasmaya çalışabiliriz. Yani çalışmayız bu sefer, artık bitiririz diye düşünüyorum. Göreve niye başladık ki? Artık şu Fall Guys başarımını halletmek istiyorum. Belki 2 saat GTA yaptıktan sonra bir Fall Guys başarım halledilebilir. Sabah 7'ye kadar yayın yok dostum. Sabah 4'te 5'te kapatacağım. 2 kere elektrik gitti. Sabah 7'ye kadar yayın yapmanın hiçbir anlamı yok. Katıl üyeleri Fall Guys gelebiliyor mu? Custom room kurduğumda herkes gelebiliyor. Başarım kasmaya çalıştığımda iyi oynadığını bildiğim adamlarla beraber o başarımı kasmaya çalışıyorum. Ama genel oda kurduğumuzda herkes gelebilir. Bir gün 2000, sonra 3000. Yok be, 2000 için oyuna girilmez. 2000'i zaten yarım saatte alıyorum. 2000 için oyuna girip tekrardan çıkmanın anlamı yok. Benle falan, aynen öyle. Dünkü kadro iyiydi ya. Dünkü kadro sağlamdı. 3'te 3 yaptık işte. Dördüncü de patladı geçen Fall Guys'ta gene. Başarımı bilmeyenler için 5 maç arka arkaya kazan başarımı var. Bayağı zor bir başarım. Onu yapmaya çalışıyoruz normal modda. Özel modlarda değil, normal modda yapmaya çalışıyoruz. O yüzden zorluyor. Dön baba buradan. Çok temiz geldik. Helikopter daha çok uzak. Şimdi tekeri patlatmadan hemen kaçalım diyeceğim ama gene patlattı. Sinematiği hızlı geçince sanki patlatıyor. Sinematiği hızlı geçmeyince patlatmıyordu. Shift'e basmayıp SWAT'ları bir izlemek lazım belki de. Yani tekerlek patlak şekilde imkansız yapmak. Dönmüyor ki. Boş yere uğraşıyorum gibi bir durum ama gene bir yalandan deneyelim. Paint Spray'e gidebilecek vaktim yok maalesef. Ufaktan bir Paint Spray imleciyle bakıştım ama o çok olacak bir şey değil gibi. Düşmedik diyemedim. Düştük. Haytil'in aracına geçebilir miyim burada hemen? Belki çözeriz böyle. Motorla hızlı hızlı gidiyorduk. Bu bayağı ağırlaştıracak. Zaten geldi. Bombayı koyuyor. Okey. Tekerleğe sıkmaması lazım. Sinematiği geçmeyeceğim bu sefer. Sinematiği geçmeyip belki patlatmasını engelleriz. Motorun önüne kendini siper etsen. Yani hızlı bir şekilde binmeye çalıştığım için önünde kalırsam gene zaman kaybı yaşarım. Sıkmayacaklar ya, şans. Şansım yaver gidecek, sıkmayacaklar. Mesele o. Motoru aşağıda bırak, sinematiği geçip aşağı atla, al motoru. Bunların hepsi zaman kaybı. Sonra ilkine gidene kadar
patlayabiliriz. Bakalım. Sinematiği geçmeden önce patlatmıyorlardı tekerleği. Öyle deneyeceğim. Bu oyunun normal görevi değil. Bu oyunun modlu hali. Hardline modunda. Geldik şöyle. Park ettik. Burada save almamın hiçbir önemi yok. Belki şöyle save alırsam bir önemi olur ama gene kaybolabilir yani aracım. İnşallah kaybolmaz. Buradan sürekli o motora atlar gideriz. Hardline bu. Titanite değil. Titanite dediysem yanlış demişimdir. Bu Hardline. Titanite'ı bitirmiştik. Titanite bunun yanında çıtır çerez kalıyor. Hardline çok daha farklı. Çok daha deli versiyonu yani. Bu arada yayında artık şu katıllarımız falan bayağı süslü. Güzel geçiyor. Hasan'a da tekrardan teşekkürler. Sizler de kanala katılarak destek verebilirsiniz canlar. Bak tekerleğime sıkmadılar gene. Bana sıktılar sinematiği geçmedim. Bakalım yetişebilecek miyim? Deneyeyim şansımı. Aldık. Bir şekilde aldık. Bu ikinciye gelirken çok çok hızlı gelmiyor. O açıdan daha rahatım. Atladık buna da. O geldiğini duydum hemen. Ses kastım. Çarpmasını engelledik. Hadi bakalım sıradakine. Dördüncü için geliyoruz. Yanlış saymadıysam. Burada karşıdan da bir polis aracı geliyor. Onun çarpmasına da dikkat etmemiz lazım. İyi, çarpamadı. Burada polis aracı bir anda üstümüze kırabiliyor. Hemen motora atıp ben çantayı alacağım. Sonra motora bineceğim. Çantanın üstünde durdular bir kere çünkü bayağı bela oldular. Bu sefer onu engelledik. Gidiyoruz burada mezarlığın yönüne doğru. Durmam lazım. Geçen sefer öyle durmadığım için. Aha. Büyük bela oldular. Böyle durduk. Aldık. Çıkamadık. Durduk aldık çıkamadık. SWAT'lar içimizden geçti. Ay 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 ay. Çok fazla polis var. Ama buraları gene bir şekilde atlatıyoruz. O mezarlık kısmını bir türlü geçemedik. Çok kalabalıklar ya. Daha 3 yıldızda bu kadar kalabalıklar bir de. Böyle duvara çarparak kendimizi düzgün bir şekilde durduralım. Dördüncüyü aldık. Şimdi mezarlık kısmı başladı. Bakalım gene patlatacaklar mı yoksa kurtulacak mıyız? Geldik. Park ettik. Girdik. Çıktık. Bastık gaza. İlk defa bu kısmı görüyoruz şu anda. Burada alınması gerekeni SWAT'a çarpabilirdik. Orayı atlattık. Her yerde polis araçları. Direğe bir sıkıştım. Şimdi sıradakine git diyor. Bunu binerken umarım yakalamaz. Abi dibindeki yakalamadı. Yanından geçtiğimi yakaladı. 5 yıldızlar falan geliyor. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum yani görevi bitirmek için 50 tane çanta alınması gerekmese çok iyi olacak ama 50 tane çanta alınması gerekiyor. Artık biter diyorum. Bunu alınca biter. Bunu alınca biter. Hayır. Bir tane daha. Bir tane daha. Onu alınca bitmiyor. Mod yapımcısı bir yerlerden beni izliyor ya. Açtı şu an Translate'i. Benim konuşmalardan Google'a bakıyor böyle. Ne diyor bu benim hakkımda diye. Fuck you dostum. Yani fuck you. O son çanta büyük ihtimalle olabilir.
Haydi bakalım. 6 yıldız koymadıysa iyi. Tank falan da gelmiyordur herhalde ya. Tank falan da gelmiyordur herhalde. Atla. Modun amacı zorlu olabilir. Yusuf Mert, teşekkür ederim. Yine harika bir açıklama geldi. 2 aydır bizimleymiş. 2 aydır katılmış. Johnson. Yeni gelen arkadaşlar katıl butonundan 10 TL'ye katılabiliyorlar. 1539 katıl olduk. 1600 katılda sıradaki 8 saat geliyor olacak. Bir mermiyelik. Çok sıkıntı değil. Bir de benim fall damage'im var. 5 canlık. O da çıtır. Ondan da sıkıntı olmaz. İyi, polisin en azından baskınını yemedik. Orada bir fake attık. Merdivenden çıkma Tommy'cim. O başka oyun. Geldik. PC'ye seviyorum diye bu görev beni şu ana kadar hiç darlamadı ama bakalım darlayacağı noktaya gelecek miyiz? Tommy olalı böyle zulüm görmedi. Valla adam alt tarafı bir oyun karakteriydi. Çekmediği işkence kalmadı. Atladık. Hadi bakalım ya. Polisler gelmeden öyle bir pusu kurmuşlar ki oradan başka türlü kurtulamazdım yani. Gerçi gene kurtulamadım da. Oradan başka türlü nasıl çıkabilirdim bilmiyorum. Polis aracı getirirlerse bundan sonrasını polis aracıyla yapacağım. Ben de polis aracının tekerini patlattım galiba. Bir şey yaptım orada araca. Da oradan sıkıp bu polis aracının tekerini ben nasıl patlattım? Onu bilen var mı? Bunu bir tek sevdiğim bir de Allah biliyor galiba. Evet, patlattı. Amına koyayım. Evet. Bu dakikadan sonra hoparlörde izleyen annem duydu, babam duydu, abi kusura bakma değil, lütfen küfür etme diyecekleri sahneden alalım. Bundan sonra başlıyor yani. O kısım geliyor. Bundan sonra başlıyoruz. Bunlar polis değil, Terminatör. Bunlar direkt olarak Oç galiba buradaki Amerikan polisleri. O bilgiyi veriyoruz. O bilgi çok kritik bir bilgi. Amerikan polisleri. Sağır dedem duydu. Oh Tugay abi, hoş geldin. Uğur, sen de hoş geldin. Benim Vice Steam'den değil kanka. Çünkü bu tarz modları Steam versiyonunda kuramıyorsun. Bu dışarıdan. Dış versiyon bir Hardlines. Hadi bu sefer oluyor. İyi seyredin. Bu deneme o deneme. Yeterince eğlendiğimizi düşünüyorum. Artık bu görevi geçmenin vakti geldi. PCC sürelim dedim biraz. Tamamladık PCC sürüşümüzü. Teşekkür ederim. Artık yeni görevlere doğru devam. Bundan sonraki görevin ne olduğunu, taktiklerini siz şimdiden düşünmeye başlayın. Çünkü ben bu denemede bu görevi geçiyorum. Herkese teşekkürler. 2. Devam. Bas bas bas. Bu minibüsün çıkacağını düşünmemiştim bunları söylerken. Bu arada helikopter patlattı bile, değil mi? İyi, patlatamamış. Devam. Biraz canımız azaldı. SWAT'lar korkutmuyor değil ama belli de olmaz. Bu benim hatam. Bu tamamıyla benim hatam. Bakalım, deneyelim. Bu tamamıyla benim hatam. Hiç oyuna sövmenin falan
Alemi yok burada. Geldi, çantaya oturdu. Bum. Hatta double kill aldı herif. Hem çantayı patlattı hem beni patlattı. Evet, SWAT'lar bizi iyi karşılamadı ya. SWAT'lar bizi iyi karşılamadı. Hil yayınlarda görüşürüz. İşte bu yayın gayet chill'im. 10 numara tatlı bir şekilde yayınımızı yapıyoruz. Hem çanta hem sen patladın. Yani oradaki o minibüsü kodlayan arkadaşa sormak lazım neden o şekilde geldiğini. Ona bir soru yöneltelim. 584 kişi oldu. Harika bir adam bu Tugay. Ben harika değilim ya. GTA Vice de harika. Gelen bu adamlar benim hürmetime gelmiyor. Ama yine de teşekkür ederim arkadaşlar. Farklı oyunlara da bekleriz. Merak etme baba. Çok iyi YouTuber'ları izliyorum. Babaya bilgi verildi ha. Ben senin için geldim. Sen kralsın. Sen imparatorsun. Burada hasar yemedik. Motorun üstüne düştük. Ay, helal olsun. Jackie Chan amına koyayım. Helal olsun. Senin ben ananı sikeyim. Devam. Helal olsun. Devam. Let's go. Çitahla deneyeceğim eğer bu da olmazsa. Görevi çitahla yapmaya çalışacağım. Belki en azından böyle yumruk yemeyiz. Kırk defa denesen birinde olmaz ama işte denk geliyor. Bu enteresan ya. SWAT'ın bu hareketi yapabiliyor olması harbiden enteresan. Bata Genç'ten 10 katıl hediyesi. Bata Genç çok teşekkür ederim. Umarım senin için bu görevi geçeriz. Geldi gene ama Allah'tan orada bir Haitiller, Maitiller kalabalık tayfa vardı. Hareketini yapamadı, ultiyi atamadı. Yoksa Lee Sin gibi tekme yiyordum amına koyayım. Lee Sin tekmesini yiyecektim gene ama orada bir engellendi Allah'a şükür. Let's go abi. Tekmeyi yemedik, hayattayız. Yolumuza devam ediyoruz. İnmesinler, inmesinler, inmesinler. İyi vurmadı ordu yumruğu. Ordu yumruğu vurmaması beni bir tık mutlu etti. Yoksa vurup, dirseği vurup indirecek diye korktum ama Allah'tan vurmadı. Sen dönene kadar alışırım yalnızlığa ama sensizliğe alışamam. O değil abi. Sen dönene kadar ben gittim zaten. Hadi eyvallah. Evet. Nasıl alacağız şimdi bunu? Bas 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 bas. Mezarlığa inmeden Yeah. oğlum, hapşırık bile bana düşmana. Tam zamanında hapşırıyorum. Ya bu hareketler çok özel hareketler ya. Bu hareket çok özel hareket. Fark edeceğim zaman polis aracının bana arkadan gelip çarpması çok özel bir hareket ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bunun olması lazım. Bu denemenin olması lazım. Bu denemenin olması lazım. Ne zor şartlar altında alındı bu PCC.
Bu denemenin olması lazım. Bu trafik niye var ya? Bir anda GTA San Andreas Riot görevine dönmüş sokaklar. Motosikleti halktan alınca daha iyi oluyor. 602. deneyiş bu sefer bitiyor arkadaşlar. Aynen öyle. Ama en çok zaman harcadığım görev bu değil hala. O tekneyi çalma görevi hala epik yani. Hala favori. Let's go. Hasar yemedik. İçerideyiz. Tekme de yemedik. Şuradan bir polis aracı da çıkmazsa. Neden freni kullanmıyorsun gerizekalı diyor. Ben hala Guardian Angels'ı geçemedim diyor Özkan. Geçen gün Cem de geldi. Cem de videosunu çekiyor bunun. En hızlı tekneyi çalmayı 3,5 saat denemiş. 3,5 saat sonunda geçmiş. Bir de crash yemiş. Bata Genç'ten bir katıl daha. Az önce de burada atmıştım. Yine buraya denk geldi. Teşekkür ederim. Bunun no hit run'ı diye bir şey yok arkadaşlar. Ya o hayallerde yani. Normal oyunları zorlaştırıp no hit run deneyebiliyorum ama zaten sapık oyununu no hit run'a çevirirsek hiçbir zaman olmaz. Ha, çok izleyecekseniz benim için hoş. Sonsuza kadar çekeceğim. GTA 6'ya kadar çekeceğim içerik olur ama olmayacak duaya da amin demenin anlamı yok yani. Amin. Amin. Demenin anlamı yok. Yine bir pusu yiyordum. Dikenli telleri atıyordu ama önüme. Atamadı. Aa, motoru iyi sürdüm. Bu sefer oyunun bir kıyak geçip izin vermesi lazım da. Nelerle uğraşıyoruz. Önümü kesiyor ya. Orada önümü kesmeyi başarıyor. Helal olsun. Burası çok bela oldu ikidir. Let's go. Daha ne yapacağız bilmiyorum. Benim motor nereye gitti? Bilen var mı? Ben gidene kadar aracı patlatacaklar zaten. Motor nereye gitti bilmiyorum. Kanka sizde olmaz. Bir de çitahla deneyeceğim. Bir de çitahla deneyelim mi? Arabayla deneyelim bir de. O dar alanlara ama çitahına sokacağım ki mezarlığa falan. Çok ağır olur. Yok PCC ile ya bu görev. Bu görev PCC ile. Motora çarptılar. Motor Allah yoluna uğurlandı. Sanchez. Ya Sanchez'den düşmesi biraz daha zor ama hızı yavaş işte Sanchez'in de. Bir yudum su al. Hepimiz içelim abi. Suları unutmayalım. Bak şu dönüşlere bak yine olmuyor. Hız kafa kafaya. Bakalım olmazsa artık farklı araç denemelerine başlıyoruz. Bence araçla alakalı değil ya. Sağdan bir araç çıkıyor, soldan bir araç çıkıyor. Çıkmayacak, denk gelecek ve biz de geçeceğiz yani. Hem ben şanslı olacağım, hem de düzgün oynayacağım. İkisi birleşince tam olacak. Geçen sefer çok düzgün oynadığımı düşünüyorum son denemede ama orada ben hızlanmaya çalışırken hep bir aracı geldi karşıdan bir koydu. Uçtuk işte. Tugay, bu mod seninle Vice'in arasını açacak, haberin ola, bu mod sana bir komplo. Abi. Belki yakınlaştırıyordur ya, öyle düşünme. Çok şey istiyoruz. Yani. Amin diyoruz. Acaba ondan sonra var mı? Mesela bir tane daha yönlendiriyor ya. Ondan sonra var mı? Yoksa artık tamam. Götür falan mı diyecek?
Artık bir yerde götür demesi lazım. Çünkü mod yapımcısı tamam çantaları topladın kısmını yapmış ama topladıklarını götür kısmını unutmuş olabilir. Artık bir yerde tamamsın, götür demesi lazım. İnşallah bir yerde der. 600 kişi izliyor. Teşekkür ederim herkese. Yeni gelenler yayını beğenmeyi unutmasın. Desteklemek isteyenler de katılarak Binogame Oyunfor yoluyla destekleyerek kanalın sürekliliğini sağlayabilir. Really wanna fight? Gerçekten savaş istemiyorum. Sadece çantaları alıp gitmek istiyorum. Arabayı almaya gidiyorum. O arabaya da başkası çakıyor abi. O arabaya da başkası çakıyor. İnanılmaz. Ben gidene kadar bombayı koydu zaten. Game diyordum bak neredeyse. Neredeyse delete game'e tıklıyordum abi. Neredeyse delete game'e tıklanıyordu ama son anda bir dönüldü yani. Son anda dönüldü. Başka göreve geçmeyeceğim. Diyaza falan geçmeyeceğim. Bunu halledeceğiz. Yani sabah 7'ye kadar yayın devam ederse edecek. Bu görev bitecek arkadaşlar. Bu artık bir şeye döndü yani. Bir inada döndü bu. Şu an Souls-like inadı başladı. Bu boss'u geçene kadar bu görevi salmayacağım. Başka göreve geçmeyeceğim. Namus görevi. Namusumuzu koruma görevi. Bunu buraya koymak mantıklı karar bu arada çünkü en azından teker patlamıyor, ona emin oluyoruz. Burada yiyeceğimiz iki mermi ya da atladığımız fall damage çok sıkıntı değil. İkinciyi alırken zaten çok zamandan yana sıkıntı olmuyor. Her türlü okey yani. Bir tane pistol mermisi 14 hasar veriyor. Bunu da HD bir şekilde görmüş olduk. Polisten yediğim bu güzel mermiyle bunu doğrulamış olduk. Niye yukarıdan kafadan atlamıyor lan? Kafaya doğru getiriyorum. Kafadan sağlam atlayışı yapmıyor. Max Payne daha 3-4 gün önce oynadım. Bu ara Max Payne düşünmüyorum. Maratonda yaparız. 22 Ocak'ta 14 gün sürecek yayın var. O zaman yaparız Max Payne. Polis var ya, yani direkt dibimdeydi. Dikiz aynasında gördük. Bu sefer ilk defa bak böyle sağlı döndüm. Artık totem yapıyorum. Sollu sağlı. Belki böyle olur, şöyle olur diyerek. Artık totem işine giriştik. Burada polisler darlamadı. Umarım girişte de darlamazlar. Ya da çıkışta diyelim. Bu mezarlığın çıkışında sürekli bir polis geliyor. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Ama bu taraftan çıkmam hiç hoş olmadı. Olsundu. Çözeriz hızlı gidersek. Hızlı gidersek çözülmeyecek bir dert değil. Aldık. Bombayı attı bu arada ama isabet ettiremedi Allah'tan. Yoksa bombayı salladı. Ama kurtulmuştum zaten. Nerede bu? Good. Yine sıradakini al diyor.
Yine ah amına koyayım buradan çıkış yokmuş. Çok fena engellendim ya. Çok fena engellendim. Bir tane daha varmış. Bir tane daha kaçmamız gereken varmış. Bir tane daha nokta varmış. Belki daha da var, bilmiyorum. Düşünsenize aslında sonsuza kadar devam ediyormuş böyle. Modun son görevi buymuş ama kimse bilmiyormuş. Baba sürekli bir aksiyon var ya şehirde. İyi gitmiştik. Bu sefer inanmıştım ama sonuncuyu alınca tamam dedim. Oradakini alınca. Bir daha çıkması, bir daha good get next one falan. Orası çok dar. Bir de dikenli tel atıyor. Hem dikenli tellerden kurtul hem oradan kurtul. Bayağı bela yani, kolay değil. Orası bence en zor yer. Şu ana kadarkiler değil. O az önce evin arkası en zor yer. Hadi bakalım. Topla kaç. Birkaç mermiden bir şey olmaz. SWAT'lar o kadar vurmuyor. Ama inince tabii ekstra API ajanlarıyla falan da uğraşacağız. Onlar sıkıntı. Burası sıkıntı değil. Burada ne kadar zaman harcarsan harca bir şekilde alıyorsun. İki kolay. Burayı da genelde biz temiz alıyorum. Sonra işte işler kızışıyor. Polisler falan sağdan soldan çıkmaya başlıyor. Bundan sonra 3 yıldızlı işler değişiyor biraz. Güzel. Dönüş için adamı kullandık. Gel 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 gel. Yavaşla, biraz fazla gittik. Neyse, araçla gel. Hemen bombayı atmaz. Geldik, aldık, kaçtık. Bas 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 bas. Burada bilerek kendimi sağa çarptırıyorum ki aracın kafası diğer tarafa dönsün. Ve rahat alalım. Şunlardan da kurtulduk. Gelme benim yanıma. Abi bu nasıl bir kalabalık? Ne yaşanıyor burada ya? Özcan teşekkür ederim abi 5 katıl için. Eyvallah. Hadi bakalım. Kadir Şeker oldum bir anda, gördünüz mü? Kadir Sugar oldum bir anda. Özcan 5 katıldı daha, teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Kadir Sugar silinen sahneler. Şu an yaparsa 50 katıl hediye. Bu denemede yaparsam Mehmet'ten 50 katıl geliyormuş. Mehmet'ciğim umarım. I hope so. Ben de çok istiyorum. İnşallah. Bu deneme o denemedir. O gol bu goldür yani. Umarım gol olur. 700 kişi mi olduk? Böyle böyle 1000'e kadar gidecek galiba bu iş. Let's go. Serdivan'ın tepe bir yerinde oturuyorum. Camdan karşıya baktım, ormanlık bir alan. Burada da fena çakıyor ya. Şimşekler fena. Zaten yakınız. Yarım saat senle. Bugün Sakarya'da hava kötü. Elektrik gitmesin de Allah rızası için. Şu an başka bir isteğim yok.
Görevi geçip geçmemek mesele değil. Şu an yayın yapabilelim. Önemli olan o. Biz 30K olduk bugün ya. Bugün 130K abone olduk. Hardline abone anlamında da iyi oluyor. Yeni gelenler varsa bir de abone olursa çok sevinirim. Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız. Abonelik de önemli. Aboneliği ben hiç söylemiyorum neredeyse. Onu arada söylemem lazım. GTA çıktı, bu Vice'nin yüzüne bakmayacak mısın? Vallahi GTA 6 ile ilgilenirim çok uzun bir süre. Bu Vice'nin yeri her zaman ayrı olacak ama GTA 6'da sapık şeklinde oynamayı düşünüyorum GTA 6'yı. Günde 18 saat yayın tarzında. O yüzden uzun bir süre bu Vice'ye girmem. İyi, motoru yanına park etmiş olduk. Öyle düşünelim. Evet, bu denemede yapma hayali hayal oldu Mehmetciğim. 50 katıl cepte kaldı. Hayırlı olsun. Yani araca bineyim diye polisleri vurayım dedim. Araca da binmeme izin vermediler. O çoktan gitmiştir zaten mezarlığın oraya. Mezarlığın oradan çantaları alamayız şimdi. Sal ya, sal sal sal. Ah. Olacak, yapacağız. Hadi. Mehmet'ten 20 katıl. 50 olmasa da 20 dedi kral ve yine de attı. Yapacağız. Olacak hadi. Mehmet'im çok teşekkürler. Kaç katıl olduk? 1600 az kaldı. Kıyafet değiştirir misin? Kral, onunla alakalı olmadığına eminim. Onunla alakalı olmadığına eminim. Elli olmasa da bir 5 daha atılır bu denemeye. Eyvallah hocam. Olacak ya. Ne zaman olacak bilmiyorum. Aceleniz olduğunu zannetmiyorum bu saatten sonra. Alın çayınızı, kahvenizi. Beraber başaracağız. Şu an bunu şey düşünün. Dark Souls oynuyoruz hep beraber. Son boss'u geçmeye çalışıyoruz. Son boss'u geçersek oyun bitecek gibi düşünün. Son boss zor. Geçmeye çalışıyoruz. Özcan'dan 5 katıl daha. 1578'dik. 1583 olduk. 20 katıl sonra bir 8 saat daha garanti oluyor. 2 can için bu arada save'e dönmem. 2 can eksik kalıversin. Modlar, şu Muhammed'i banlayabilir miyiz chatten? Direkt gönderin. Yeşil alandaki çantayı aldıktan sonra helikopteri düşürmeye çalışsan. Kankam, düşüremezsem çok zaman harcarım. Helikopterin de kolay düştüğünü zannetmiyorum. Belki de dediğin taktik doğrudur. Belki de hani şeyle uğraşmamak gerekiyordur. Hemen düzgün bir yerde helikopteri düşürmeye oynamak gerekiyordur ama sanırım öyle değildir yani. Sanırım helikopter patlamıyordur ve normal oynamak gerekiyordur. Bir 5-6 denemesi daha var. 5-6 deneme değil ya. Bildiğin. Ben bunu bitirene kadar oynayacağım. Bu görevi bitirene kadar oynayacağım. Bu gece gerekiyorsa sabah 9'a kadar o yayın devam etsin. Canımız çok azaldı bu arada. SWAT'ların yanından kurtulur muyuz bilmiyorum. Deneyeceğiz. Bu görev bitene kadar bu oyuna devam. Canımız çok az kaldı. Ama canımız çokken de başka sebeplerden öldüğümüz oluyor. Belki canımız azken SWAT'lar çok sıkamaz. Hızlı kurtuluruz. Belli olmaz. Denemekte yarar var. Let's go. Rahat geçeriz. İnşallah geçeceğiz ya. Elimden geleni yapıyorum vallahi. Bilerek failleme falan yok. Görüyorsunuz zaten. Bilerek olabilecek şeyler yaşanmıyor yani.
Arkamda yoklar. Şunun dikenli tellerine dikkat. Oğlum bildiğin çalım atıyorum. Messi olduk anasını satayım. Yine olmuyor görev ya. Evet, SWAT'ların yanına geldik. Canımız az diye patlayacak mıyız bakalım? Yoksa kaçacağız mı? Hadi çok seri. 12 can. İyiyiz. Bindiğimiz yerlerde çok dikkat. Hiç hasar yemem. Helal olsun. İyi hareket çekti. Gördünüz mü? Evin çatısına düştüm. Öyle bir koydu ki evin çatısına attı beni. Normal koymadı yani. Koydu, uçurdu böyle. Fiu. Evin çatısına attı resmen. Bakalım ya. Bilmiyorum yani. Sinir katsayısı artarak devam ediyor. Bu kadar zor olmamalıydı. Bata gençten 10 katıl. Teşekkür ederim desteğin için. 1593 katıl olduk. Bilin oradan Patriot yapalım. Kankam nasıl peki? Nasıl o aralara gireceğiz? Nasıl hızlı gideceğiz? Ancak Sanchez'e Manchez'e geçmek mantıklı olabilir ama yani ağır araç, yavaş araç öyle bir şey olamaz yani. O seçenekleri aklınızdan çıkartın. Sadece böyle ekstra olayların yaşanmaması lazım. Yani yan sokaktan polisin çıkıp bana takla attırmaması lazım. Bu çok ekstra bir olay. Bunun olmaması lazım sadece. Alper'cim teşekkürler. Metin Bozgemik. Metin'cim hoş geldin. İyi yayınlar Tugay. Dur Siri okusun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Metin geri dönmüş. Hayırlı olsun. 3000 aboneyken daha o 70 bin aboneyken beraber videolar yapmıştık. Bana katkısı çok olmuştu. Benim de ona katkım olursa bu sayede ne mutlu bize. Eğer isterseniz Metin'in kanalına abone olmayı Metin Boz Gaming yazın. Rahatça bulabilirsiniz. Hadi bunun şerefine inşallah burayı geçerim de Metin hem videoya da yerleşir. 5 TL'ye güzel reklam oldu bu arada. 5 TL sponsor tadında. Gökmen'cim 20 katıl için teşekkürler ve böylece 1600 katılı geçtik abi. 1600 katılı geçtik. Bir 8 saat daha garanti olmuş oldu. Çok teşekkürler. Haydi bakalım. Arabayla denesen daha iyi olur sanki. Arabayı da işte o dar alanlara nasıl sokarız onu bilmiyorum. Bu görevin zorluğu ne ki? Çok kolay görev yaydı. Çok kolay görev de geçemiyoruz işte. Telefon barı vardı. Hala var. Bar yayın gidip gelince uçmuş galiba. Bakarız bara. Teker patladı galiba motorda. Aynen teker de patlak. Gene deneriz. Attık. Helikopter patlattı. Zor. Zor, zor, zor. Bayağı zor. 1614 katıl olmuşuz. Tekrardan katılan atan herkese teşekkür ederim. 18 yaş altı kanalın katıl kısmına neden katılamaz? Ben öyle bir kural koymadım kral. Eğer öyle olsaydı emin ol bu kadar çok katıl olmazdı. Bence papara ile bile katılanlar var. Onun 18 yaş altı ile üstüyle bir alakası yok yani. Eğer yine olmazsa PCC ile Sanchez'le deneyelim bakalım. Belki Sanchez şans getirir. Yani doğrusu Sanchez olur anladın mı? Biraz daha motordan düşmesi zor hem. Belki yarar getirir. Drift de katılamazdı en başta 16. Drift de ile alakalı gerçek bir bilgi olduğunu zannetmiyorum ya. Muhtemelen Drift'te'nin verdiği bütün bilgiler yalan olabilir. Ya da hiç bilgi vermemiş olabilir. Ben 15 yaşına katılıyordum. 19 olacağız birkaç aya. Evet. Bizim Hasret ya. Bizim Hasret 13 yaşında falan katılıyordu. Öyle düşünürsen bir sıkıntı olmadığını anlarız. Yumruk atmadı. Çok yakındı ama yumruğu koymadı. Hadi abi hayat güzel, dünya güzel, hiçbir sıkıntı yok. GTA Vice Hardline modu 10 numara ve bu göreve tek atıp geçeceğiz. Bu kadar basit ya.
Aldık, devam ediyoruz. Hiç sıkıntı yok. Bomba patlamıyor lan. Bomba mayın gibi anasını satayım. Eğer oraya yaklaşırsam patlıyor. Yoksa patlamıyor. Bomba mayın gibi. Düştü yanıma ama öyle kaldı yerinde. Sağ olsun. Patlatma düğmesine basmadı. Yılmaz Türk, teşekkür ederim katılın için. Hadi let's go. Devam. 4 yıldız. I am King Kuano Man. Geldik şurada. Kurtardık ama iyi, güzel çıktık dışarıya da. Motoru ittirerek motoru aradan çıkarttım. Ve dışarıda çıkmayı başardım. Bu hareket yalnız çok kral hareketti. Eğer bunu geçersem acayip, yani GTA Vice City Hardline e-spor olacak. Bakalım. Umarım bu yaptığımın karşılığı olur oyun. Ne ara geldin amına kodumun çocuğu ya? Ne ara geldin amına kodumun çocuğu? Hop 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 hop. Bir de Sanchez'le deneyelim bakalım. Bir de Sanchez'le deneyelim. Etraftan bir Sanchez bulalım. Bu mu diyorsun? İyi kurtulmuştum ama helikopter çok çabuk yetişti. Sebebini bilmediğim bir şekilde. Aile yayını. Aileler küfrediyor ya. Hepinizin babası falan küfrediyordur. Abisi küfrediyordur diye düşünüyorum. O tarz aile bizdeki. Bir saat oldu. Bot çalma görevi ne kadar sürmüştü? O da bir saat, bir saat 15 dakika civarı sürmüştü. Kapıya direkt yaklaştırma bence motor abi yolun ortasına. Dostum zamanla yarıştığımız için hemen inip hemen binmem. Hemen inip hemen binmen lazım bak. Yoksa adamlar yok ediyor. Benim babam asla küfür etmez. Senin baban İstanbul beyefendisiymiş. Kendim mod yapmam çünkü Espirito, ben mod yapmayı bilen bir insan değilim. Onun farklı bir olayı var. Farklı bir bilgisi var. Ancak mod yapan biri gelirse, şu görev nasıl olsun diye bana danışırsa fikir veririm. Hikaye senaryo yazma açısından. Ama gidip de dur şunu kodlayayım, dur şunu modlayayım. O konular tamamıyla farklı yani. O farklı bir uzmanlık. Ekber Pipil de 5 TL. Ha tamam, az önceki 5 TL'yi de Metin atmadı o zaman. Aynen. Bizim chatte Ekber Pipildek diye bir arkadaş var. Sürekli Metin Boz'la kavgalı olmana çok üzülüyorum. Metin Boz'la neden aranız iyi değil? İşte Metin YouTube'u bıraktı, sen devam ediyorsun. Ayıp değil mi? Böyle şeyler yazardı. Açıkçası az önce şaşırmıştım zaten neden böyle hani reklam yapıldı diye. Şimdi anlamış olduk. Şimdi anlamış olduk abi. Sebebini. Ekber'cim teşekkürler. Desteğin için. Haydi bakalım. Mustafa'cığım açıkladın ha. Artık gizli bilgiyi chat'e açıklamana sevindim. Hadi imparator geçsin artık bu görevi. Helal olsun. Bugün primli maaş alacaksın polis. O belli oldu. Bugün primler yatacak sana. Baksana helikopter yan yata 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 gidiyor. Araba öyle bir sıkışmış ki gitmedim. Ne diyorsunuz ya? Ne diyorsunuz? Kaç deneme yaparız? Anketi açıyorum. Kaç denemeye bu görev biter?